Ah, madem gelmiş arkadaşım bizim yaka mikrofonumuz. İşte çok beklediğiniz ekipmanlarımız neler falan onların videosunu. Sonunda bugün çekebiliyorum sevgili chat. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Güzel bir video olsun. Keyif alın. Ekipmanlar neler? Yayında kullandığım nevaller neler? İşte bir tane araya inceden bir kutu açılışı. Mekanımız nasıl? Odam nasıl? İşte stüdyo mütüdyo ortamları. Şimdi bu arkada görünen posterler. Bunları şeyden aldım ben. Redbubble diye bir web sitesi var. Oradan bastırabiliyorsun abi. Atla deve bir şey değil bu. 20-30 liralık bir hadise. Burada bir fotoğraf duvarı var. Bu arada duvarların hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi saçma sapan bir şekilde beton. Hepsini anlatacağım, açıklayacağım. Böyle bir ortam burası. Şurada fotoğraflar var işte. Anamın, babamın, gillerin. İşte ondan sonra benim bebelerin. Sonra sevgili karıcığımdan. Ondan sonra şurada gördüğünüz bizim ünlü yayın mikrofonu. Onun altında gördüğünüz Lenovo olan şu Legion yazan var ya, ha. Bu gördüğünüz alttaki benim ana bilgisayar. Şu yanda gördüğünüz şu anda açılmakta olan, buna döneceğiz sonra. Yayın bilgisayarı oluyor. Ondan sonra bu birinci 4K monitör. Ondan sonra burada bir 2K monitör var. Yayın bilgisayarının monitörü bu. Üstünde bir tane Xiaomi'nin lambası var. Ondan sonra bunlara detaylı döneceğim. Bunların hepsine detaylı bakacağız. Bunların hepsinden söz edeceğim sevgili dostlar. İşte sol tarafımda bir tane Stark banner var gördüğünüz gibi. Hemen yanında anacığımın yapmış olduğu bir yağlı boya resim var. Ondan sonra burada antin kuntin şeyler, ıvır zıvırlar, biblolar. Altında kitaplarda görüyorsunuz. Böyle devam ediyor. Şurada tabii ki bir Seahawk şeysi. Sonra Darth Maul falan. Sonra burada bir Apple TV'miz var. Bir tane 4K televizyonumuz var. Onun yanında altta bir tane PlayStation 5 Pro var. Ondan sonra yanında Duru ile Kuzey'in işte 2 yaş doğum gününde onlara okuldan hediye edilen resimler ve alet çantaları var. Ondan sonra Duru'nun el koyduğu, yorgan olarak kullandığı tweed sweatshirt'üm var. O burada duruyor. Kendisinin masası bu. Böyle oturuyor hanımefendi burada. Bu da beyefendi Kuzey Bey'in şeyi, kendi masasıyla birlikte. O da yastığı falan. Ondan sonra burada bir Türk bayrağı hemen camın önünde. Sonra bir adet Orcrist var burada böyle. Şöyle göstereyim. Bu arkadaş çılgın ya. Baksana şuna. İşte bir pen tester olmak için gerekli kaide. Ah diye böyle tutacaksınız, tamam mı? Oğlum çok ağır lan bu. Vallahi yani bayağı ağırdı bir şey ha. Neyse, bakın şuradan garaja gidiliyor. Yanında benim dolabım var. Sol tarafta da banyo var. Bura benim üst stüdyo. Bak böyle üst katta Jido'nun giyinme yeri var. Böyle bir ortam burası. Böyle saçma sapan. Ha, bu şey. Annemin yaptığı, çocuklara yaptığı diğer yağlı boyalar. İşte bir tanesi İstanbul, bir tanesi atlar. O Duru'nun, bu Kuzey'in. Buradan yukarıdan gigabit şey geliyor işte aşağı. Ethernet geliyor. Burada gördüğünüz gibi Twitch bızdığı. Sonra ortam böyle yani. Böyle sevimli bir ortam burası. Baktığınızda hani drake mrake falan böyle artist artist konuşuyorum ya. Hikayesi bu. Burada klima mulima yok tabii. Şu orkestri yerine koyalım. Ay, bu da böyle burada tutuyorum. Bir kapıdan camdan giren olursa kafasını gözünü batlatmak için, biliyor musun? Neyse, ondan sonucuma yavaş yavaş işte mekan böyle. Şimdi evin diğer kısımlarını göstereyim size falan diye düşündüm ama şöyle bir durum var. Bu YouTube kanalında daha evvelden ben bu evle ilgili birkaç tane çekim yaptım. Bazı şeyler var zaten, hali hazırda var. YouTube'da bir yerlerde bu kanalın bir yerlerinde bu videolar var. Gidin bakın abi, yormayın bünyeyi, tamam mı? Var orada yani. Bakın oradan, tamam mı? Ondan sonra bu buz daha böyle daha şey, çok tatava yaparsanız gider bir tane daha çekeriz. Problem yok. Çok isterseniz. Ama buradan böyle yukarı salona gidiyorsun. Şöyle göstereyim. Şu ucundan ne cuk göstereyim size bak. Ucundan ne cuk. Aha da bu salon böyle gidiyor, tamam mı? Küçük bir salon. Yormayın bünyeyi. Böyle bir orada da bir banyo var. Onun da üst katında teras var. Yatak odaları var. Böyle yukarıdan indiğin zaman böyle şöyle mahalleye bakıyor. Mahallede bu işte. Böyle bir ortam. Bir sürü evdi. Buralarda çok az yeşillik var. Yani Danimarka'nın geneline göre, Kopenhag geneline göre burada çok az yeşillik var abi. O bizi biraz uyuz ediyor. Böyle bir ortam böyle. Ulan yalnız şu perspektif de tam fotoğraf çekilecek perspektif ha. Neyse. Hadi yakın plan şeylerden bahsedelim. Benim alet edevatlardan falan bahsedelim. Neler var, neler yok. Bir onları inceleyelim. Şimdi efendim,
Öncelikle şu bizim laptop, zaten ünlem sistem dediğinizde bu arkadaşı biliyorsunuz. Bu benim oyunlarda kullandığım 2060'ı olan içinde cici bir laptop. 16 GB RAM var işte, 1 TB SSD'si var. Öyle güzel bir PC bu. Lenovo Legion. Bu benim eski ilk bu yayınlara başladığım PC. Aslında oyun oynamak için, kendi başıma yaşarken oyun oynamak için aldığım bir alet bu. 1050 mi 1060 mı? 1050 Ti var galiba içinde. Ekran kartı da tırıvır yani kendisinin. Ondan sonra ama seviyorum ben bu aleti. İşimi de görüyor fazlasıyla. 16 GB RAM var bunda. Bunun en büyük problemi diski. Diski çok eski olduğu için bunun ve küçük 6500'lük disk var üstünde bunun. O yüzden ciddi problem yaşıyorum ben onda mesela. Yayınlarda bazen bir update geliyor falan. Bu arkadaş ayvayı yiyor. Bir tane monitör şurada aşağıda var. Onu Discord'a bağlayacağım. Yani yayın bilgisayarına bir tane daha bağlayacağım. Yeni eve taşınacağız şimdi Ocak ayında inşallah, Allah nasip ederse. O zaman onu oraya bağlayacağım. İşte Discord bilmem ne falan fıstık orada duracak. İşte bu burada böyle. Ondan sonra bu da yayın bilgisayarına bağlı. Bu 2K bir monitör. O 1080p aşağıdaki. 1080p o. Bir tane Xiaomi'nin Dest Light'ı var burada. Eskiden aydınlatmayı bununla yapmaya çalışıyordum böyle kaldırıp falan ama çok tırt yani, yetmiyor. Çok az ışık veriyor bu falan. O yüzden gittim Elgato geldi bir tane. Onu bağladım. Ondan sonucuma altında Brio var 4K biliyorsunuz ama 1080p'de kullanıyorum. Bununla ilgili ben böyle bir değişik birkaç tane alternatif bakayım falan dedim. Ama hani yani çok da bir şey bulamadım. Çok da şey olmadı, keyifli olmadı. Ondan sonra vazcaydım. Ondan sonra bir tane Stream Deck'imiz var şurada gördüğünüz. İşte bu Stream Deck'te neler var içinde? İşte hani scene'ler, kapanış falan filan yapıyorum ya, onları buradan basıyorum işte. Mikrofonu açıp kapama. Çünkü bu Rode mikrofonlarda şey yok, mute butonu yok, tamam mı? Ona o yüzden bunu kullanıyorum. Yalnız geçen gün bir şey fark ettim. Böyle Rode mikrofonu olan bazı arkadaşlarda gördüm bunu. Aynı model değil yani. Başka modellerde olabilir. Çok ilginç bir hikaye var. Bak şimdi onun. Şu arkadaşlara üstüne şey takıyorlar. Sesi kessin diye işte şey S'lerde bilmem ne için pop filter takıyorlar, tamam mı? Bak bunu çıkarttığın zaman içinde zaten bunun pop filter var burada. Üstüne bir tane daha geçirmenin bir anlamı yok. Git bir tane çorap geçir, aynı işi görür yani, tamam mı? Ona ihtiyacın yok ama işte bazıları takıyor. Tabii tercih meselesi. Kendi sesini nasıl ayarlayacağın çok enteresan ve kişisel bir zevk. Ona bir şey diyemiyorum yani. Kimisi öyle Allah takamadım lan. Aa takamadım, beceriksiz. Artistik yapayım derken sıvadı. Ah becerdim lan. Ah, tatava yapmayı becerdim. Tamam. Miz gibi oldu valla. Ah. Tamam, şık. Neyse, ondan sonra monitör böyle diyecek. Ha, işte burayı anlatıyordum. Tabii ki bir Seahawk şeysi orada var. Bu Stream Deck işte içinde şeyleri falan ayarlıyorum. Sahne geçişleri, ekran, işte Logitech'in zımbırtısını açıyorum, kapatıyorum falan, öyle şeyler ayarlamam lazım. Ondan sonra müzik dinlerken özellikle çok kullandığım şey şu. Sony bir tane portable aslında bu. Ama bu bağlı direkt, iki bilgisayara da bağlı. İki bilgisayardan aynı anda aynısı ortak olarak bunu buraya şey verebiliyor. Müzik verebiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Ondan sonra mavi ışıklar var mesela. Şurada şunun altında yanıyor bir tane. Bir tane de böyle masanın altına doğru var. Şöyle göstereyim. Masanın altına doğru bir tane var. Bir tane de böyle bunun önünde var. Bu bir mavi ışık şeysi. Bir de şu arkada var bir tane. Bunu açıyorum. Böyle duvara mavi veriyor. Hani siz diyorsunuz ya ortam niye o kadar mavi? İşte bu arkadaşlar yüzünden mavi. Onları da şuradan açıp kapatıyorum işte. Şurada bir tane switch var. Bak bunu böyle yapıyorsun gidiyor. Bunu da böyle kendi içinde böyle değişik mavilerim falan da var. Böyle tırvırı kullanıyorum bazen. Bazen kullanmıyorum. Böyle takılıyorum işte yani. Ondan sonracığıma. Ha şeyleri sormuşsunuz. İşte V Pro diye bir şey kullanıyorum ben. Klavye kullanıyorum. Mouse'um da V Pro. Bu da V Pro aslında. Ondan sonra bu Havit diye bir şey. Çin malı bir klavye. Aa, ben dar klavye ve 130 kron mu neydi bu, böyle çok ucuz bir şeydi. O yüzden aldıydım bunu zamanında. Kulaklıkta işte bu laptopa bu bağlı. Siyah SteelSeries bağlı. Normal yayınlardaysa bu arkidişi kullanıyorum, SteelSeries. Normalde bu herifte şey vardı. Kumaştı burası, tamam mı? Şunlar kumaştı. Yalnız burası kumaş olunca yani bunun gibiydi. Şunun gibiydi, kumaştı. Yalnız bunlar kumaş olunca abi burada acayip bir koku oluyor. O yüzden bunun SteelSeries'in web sitesinden şeyi aldım ben. Deri olanlarını aldım. Direkt o koku problemi gitti. Çok da keyifli oldu. Severek yayınlarımıza kullanıyoruz. Bu o ünlü Seahawk şapkası. Burada işte ıvır zıvır ihtiyacım olabilecek şeyler bu kutunun içinde duruyor. Elimin altında dursun diye istediğim şeyler. Ha bak şöyle bir şey var. Şimdi bugün yaka mikrofonu da geldi. Çinli üreticiler enteresan ha. Böyle adamlar yaka mikrofonları falan, böyle mikrofonlar falan gönderiyorlar ortamlara. İlginç yani, açın deneyin falan diye. Bak bir de enteresan bir şey buldum. Şöyle bir üretici var. Bak göstereyim şöyle. Tamam mı? Şunu da şöyle yapalım. Hatta böyle kutu açılışı formatına girelim. Gel. Gel kardeşim gel. Şöyle bir arkadaş var, tamam mı? Bunu gönderdiler bana. Fifine Technologies. Tamam mı? Bu heriflerin içinde USB mikrofon var. Şöyle bir İşte kutunun içinden böyle güzel kartlar martlar çıkıyor. Enteresan. Bak sen. Bu da süngeriymiş. Sonra burada ne var? Oo bayağı ağır
Kallavi bir ürün ha bu. O volüm falan var. Ne alaka? Volüm. Mute button'ı yok değil mi yine? Yine bir mute button'sızlık örneği. Değil mi abi? Yok aynen. Mute button'ı yok. Ama şey çıktı. Aa çok güzel. Bak şey çıktı içinden. Tripod. Bak beleş tripod. Hop. Bunu aslında size verecektim ben. Ama Kuzey çöktü buna. Yayın yapacakmış Hergele. Bak tripod. Güzel. Bu arkadaş işte demirmiş. Bunu aslında şu USB'ye takıp bir test kaydı alıp bu videonun içine montajlasak güzel olur ha. Neyse buraya ekleriz o test kaydını. Bakayım nasıl oluyormuş. Şu anda net bir şekilde alabiliyor olması lazım. Şu anda böyle ana nasıl diyeyim size bir karış mesafede mikrofonla şey birbirlerinden. Şunu bir açalım. AliExpress yazalım. Bifine 669 diye çıkıyor. Şu arkadaş. Kaç paraymış abi? Kralı 215. Yani size 250. Size 250 olur anam bu. Şu anda kullandığımız ağır kidiş bu. Bence güzel. Sesi güzel mi bilmiyorum. Onu bir deneriz de. Neyse bu kısmı ekleriz zaten videoya. Kendiniz bakarsınız abi. Bence ama ağırlığı falan efsane yani ortam olarak. Ya ucuz bir şey işte. Bu ucuza bu kadar iyi review olması da ayrıca enteresan. Buna iyi bir dinlemek lazım. Merak ettim şu an gerçekten. Ekranı diğer makineye şeyle veriyorum. Onu söylemeyi unuttum. HD 60S var orada bir tane. Şurada. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Görebiliyor musunuz? Bak aslan parçası burada. HD 60S var bir tane şu laptop'tan. O gönderiyor oraya görüntüyü. O hallediyor o işi. Başka böyle ulan şunu da söyleseydim diyebileceğim. Kamerayı söyledim, ışığı söyledim. Bu light olan versiyonu. Yani büyük olanı değil, küçük olanı. Şunun, şu ışığın. Küçük versiyonu bu. Büyük versiyonu değil. Ama bu bile fazlasıyla yeterli. Şimdi telefondan kayıt aldığım için gösteriyorum ama bütün burayı böyle projektör tutulmuş gibi aydınlatıyor yemin ediyorum. Evin geri kalanında da şöyle çok basit bir göstereyim. Buradan içerisi garaj. Şura banyo. Bura böyle gidiyorsun. Garaj var sadece. Giriyoruz şimdi. Tada! Garaj. Oradan da evin çıkışından sizi yolcu edem o zaman. Gençler. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evin o tarafından çıkarsınız. Hadi eyvallah.